Yani hanımlar ekran başına. Evet. <laughs> Ama sadece hanımlar değil, beyler de ekran başına. Çünkü Yıldız Saritanız evet. burcunuzda sizi neler bekliyor? Aynen. Son zamanlarda dolunay, güneş tutulması, retro metro bunların hepsini yazar radyocu Aygül Aydın'a soracağız. Evet. Aslında ekranı bir anlamda sana bırakacağız. Ee, Öyle hoş mi? hoş evet. bulduk, hoş bulduk. <laughs> nasıl bir enerjiyle, nasıl <gülüyor> güzel geldi. <laughs> geldin. Sizin Hiç görmüyorum çünkü deli mesajlar var şu anda. Evet. Herkes deli gibi <laughs> merak ediyor. Bu <laughs> evet. retrolar bizi aldı götürdü. Ne yapacağız? Sustuk. Senin. <laughs> hafif böyle bir gerginlikler, ifşalar, iftiralarla, e, Başladım, hani iftiralar başlandım. derken itiraflarla Hı -hı. magazin dünyasında böyle şeyler oluyor. Hafif bir çalkalanmalar. Hı -hı. Neye bağlıyorsun onları bunları? Vallahi şöyle, şimdi 25 Mart'ta bir ay tutulması yaşadık iki gün önce. Evet, evet. Herkes inanılmaz derecede gergin, inanılmaz derecede öfkeli. Ay ve güneş tutulmaları, zamanları Hı -hı. hakikaten yaşantımızda çok radikal olaylar olur. Kendimizi de duygusal anlamda çalkantılı hissederiz. Hı -hı. Bir şeylerin düzenin bozulması hissidir o. Bir şeyler bozulmak zorundadır ki yenisi gelsin olsun sürekli aynı kalamayız sürekli aynı gitmez hiçbir şey. Biraz biz insanoğlu olarak değişmeyi çok sevmeyiz. ya yani Aynı kalsın ne oluyor şimdi rahatım mıydı niye kaçtı deriz. Evet. Bir şeyin hep bir hayrı vardır dediğimiz zamanlar aslında o kadar güzel Allah bir matematik kurmuş ki evrende müthiş bir sistem var. Belli periyotlarla yani ben size 2100 yılında da hangi güneş tutulmasının hangi takım yıldızında olacağını söyleyebilirim. Düşünün böyle bir sistemin okumaya çalışıyoruz. Ya yani bu matematik içerisinde ben neyi anlamalıyım, neyi fark etmeliyim? Astrolojide de bunu yapıyoruz. Bu dönem fark etmemiz gereken şey artık bir şeyler sonuna geldi. Bitti. <laughs> bir finalize yapma zamanı. Şimdi bunu yapabilecek ne lazım? Cesaret lazım. 8 Nisan'da Koç burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Hı. 8 Nisan'daki güneş tutulması diyor ki cesur olman gerekiyor. Sana cesaret lazım. Koç nasıldır? Koç tanıdıklarınız var mı? Var. var cesur var mı? Ben varım mesela. Aa, atak. <laughs> Hemen telaşlıdır. Hı. O an çözülmesi lazım. Şimdi bu olaya cevap bulmam lazım. Şu an her şeyin olması gerekiyor. Duygusu yüksek bir Hı. enerjisi vardır ve sorun nedir biliyor musun? Hevesi kaçar. Hızlı sonuç almazsa ha. ve o hızlı gerçekleşmezse hevesi kaçar. Şimdi o zaman açıklayacak olursak biz nasıl bir dönemdeyiz? Hı. Hızlı sonuç almak istediğimiz, alamadığımızda da yolları çok hızlı ayırdığımız bir zamandayız. Hı. Mesela çok şaşırtıcı evlilikler duyacaksınız. Yani çok hızlı bir şekilde evlilik kararları. Aa evleniyorlar mı ya? Nasıl? hani Hı. çok hızlı geçecek ya da boşanmalar mesela Hı. ayrılıklar. Nasıl ya? Hiçbir şey yoktu. İyiydi daha iki gün önce resim paylaşıyordu. Çok iyiydi diyebileceğiz. O Hızlı bir aksdayız, Öyle ağır aksak yavaş giden. Bir de imkansız. kılan bir aksdayız galiba. Evet aynen öyle. Hı. Çünkü başlamak isteyeceğiz herkes. Bir dakika ya sıfırdan başlayayım. Hı. Niye bunları çektim? Hı. Ben bunları hak etmiyorum. Kendime çok haksızlık yapmışım. Neden? Terazi. Teraziler kendilerine çok haksızlık yaparlar. Hı. Bunu da başkalarından onay almak için yaparlar. Hı. Yıllar ve zaman geçer. Sonra döner derler ki... Ya ben kendime niye bunu yaptım? Ama o yıllar ve zaman geçer. Hmm. O onaylanma duygusu vardır. Hayır diyememekten yapar. Hmm. Şimdi uzun süredir hayır demekten yoksun olduğumuz şeylerle yüzleşiyoruz. Güneye ay müterazi. E sen onunla yüzleştiğinde ne yaparsın? O zaman cesaretle ilerlemeyi seçeceksin. Yani yere birçok kişi düşecek ama yere düşülür. Önemli olan kalkabilmektir. Her şey finale yaklaşıyor diyorsun. Evet, aynen öyle. Bu son iki gündür yaşadıkları da herkesin. Hı. Aslında birazcık da bu duyguydu. Yani o öfke, o agresyon, bunlar niye başıma geliyor? Neden ben bunu yaşıyorum? Bu iş bitmek zorunda mı? Ayrılmak zorunda mıyım? Hmm. Gibi konular. Şimdi ben her sabah radyoda yayın yapıyorum 7 ile 10 arası. Ben çok fazla e, dinleyicilerimle hep sohbet edebilme fırsatına sahibim. Onların nabzını tutuyorum. Astroloji anlamında da tutabiliyorum. Hmm. Böyle bir şansım var. Hmm. Onların günlük ritimlerini alırken hepsinin aslında baktığımda hmm. olayları hep aynı, hmm. aynı. Hmm. E, sadece davranışları farklı. Hmm. Olaylara verdikleri tepkiler tepki. farklı. Hmm. Biri daha eğitimli, daha güçlüyse daha farklı tepki veriyor. Hmm. Diğeri kendini daha iyi geliştirmişse, daha güçlüyse daha güçlü tepki veriyor. Çok çaresiz hissediyor ve bir hayata kendini hiç merkeze koymamış bir ilişkiye tutunmuşsa farklı tepki veriyor. Evet. Yani yeteneklerimizin önemli olduğu bir dönemdeyiz aslında. Aygül hangi burçlara aman dikkat diyorsun? Ben size özel notlar aldım. Evet. Daha önce de hiç YouTube'umda da olsun, işte radyoda olsun çok söz etmeyin. Tarihler söyleyeceğim. Evet, tarihler Bir kere 4 ve 17 Nisan doğumlular hayatlarıyla alakalı en kadersel zamanları yaşayacaklar. Yani şu an bizi evet. dinleyen 4 ve 17 Nisan doğumlu olanlar varsa. Az kaldı. Evet e, şey bu arada yazıyorlar bana ya 18 Nisan olmuyor mu Aygül Hanım diye. Bir Sanki olmuyor şey olmuyor mu? Bir evet. 22. <laughs> evet kanun hükmünde kararname açıklar gibi biz kapsamıyor mu bizi girmiyor o mu? 17 sonrası ne <laughs> oluyor peki? Oraya da geliyorum birazdan. Soruyorlar ama şimdi bunu niye söylüyorum orada takılmasınlar. Daha sarsıcı, daha itekleyici, dıştan da maruz hmm. kalacakları olaylara açık olabilir. Kimler 4 Nisan'la 17 Nisan doğumlu Koç burçları. Hmm. Bunun yanında 6 ve 19 Aralık doğumlular. Hmm. Onlar için çok önemli Yay burçları. 7 Ağustos ve 20 Ağustos doğumlu Aslan burçları bizi dinliyorsa, onlar için çok önemli bir zaman dilimi. Hmm. 5 ve 18 Haziran'da ikizler burçları. İkizler zaten şimdi anlatacağım. Hmm. Onların hayatlarıyla ilgili mayıs ayından sonra bir dönem başlayacak. Herkesin bir dönemi vardır. Hmm. Burç yorumu hmm. dinlerken de rica ediyorum. Ben bir konudan söz ediyorsam, işe mesela, meslek, meslek, meslek diye bahsediyorsam, kişi kalkıp da ya ne olacak? Aşk gelmeyecek mi? Hmm. demesin. Mesleğe ha. eğildiği zaman aşk da gelecek. Yani bu bir denge unsuru. Evet. Ben nereye ışıkların yandığını işaret ediyorum. Bakın diyorum ışıklar burada yanıyor. Sen ışıkların yandığı yeri düzeltmezsen, evet. karanlığa çekilirsen sorun yaşarsın. Diyor, peki ne yapıyorsun? Ee, kariyerine ilgili bir şey var mı? Yok bir şey yok. Aşk gelecek mi? Bırak aşkı. Şimdi sen mesleki anlamda ışıkların yanıyor. Yeteneklerini orada geliştir. O da dolaylı yoldan zaten gelecek. Gelir. Gelir. Bu sistem böyle çalışıyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten o yüzden... Parladığında geliyor mu? Kesinlikle. Yani... Şu, öyle, şu da olabiliyor. Bazen bir insanın mesleki yeten, yetenekleri olmuyor, Aşk da çok şanslı oluyor. Müthiş şanslı oluyor. Öyle insanlar da var. Evet. Bu hani diyoruz ya yıldızım yüksek mi, yıldızım düşük mü benim? Dediğimiz bir şey var ya, gerçekten bir yıldız etkisi altında belirli takım yıldızları altında doğuyoruz ve bir kaderi deneyimliyoruz. Maksadımız bunu bilmekten daha öte. Evet. Nasıl davranacağımızı yönetmek. Bu iki aradaki dengeyi şöyle bir Organize edebilsek zaten evet. e ne olacak ya bak anlattı anlattı bilemedi bana da para gelmiyor ki aşk gelmiyor ki değil hayat bundan ibaret değil. Evet. astroloji dinlerken de kendi bir dakika ya bu alan önemliymiş bak yıldızlarım benim bu alanda Orayı yankılandığımı söylüyor. Ya. Buraya dikkat çekmem lazım ben bir şey göremiyorum ya görmem lazım demeleri gerekiyor. Maalesef bizde sorgu yok ya. Hı -hı. Sen daha iyi bilirsin bence bu konular evet, senin evet. konular. Evet. Ben böyle dikkatle <laughs> dinliyorum. hiç, Özellikle girmiyorum araya. <laughs> ee, yorum kısmını sonra yapacağım ama <laughs> e, istiyoruz kolay olsun her şey çünkü. Yani <laughs> bir, bir burçlarda da öyle <laughs> bunu istiyoruz. Ben hiç e, yorum yapmayayım. Bence uçlara başlayalım mı Aygül? Başlayalım. Satürn'ün balıkta. Da... Tabii tabii. Evet, Satürn balıkta. En önemlisi Hı. onu söyleyeyim. Satürn balık burcunda iki sene boyunca deneyimleyeceğiz ben bunu. Bangır bangır 2018'den beri hep bu seneye dikkat çekmiştim. Tekrar ediyorum. Ne olacak balık burcunda? Bu Satürn balık burcu sürecinde biz toplumsal anlamda çok zorlandığımız ve ruhsal ve psikolojik sağlığa, zihin sağlığına çok ihtiyaç duyduğumuz bir döneme doğru gidiyoruz. Bunun yankılarını görüyoruz. Bu henüz hiçbir şey değil. Bu gördüğünüz hiçbir şey değil. O yüzden mümkün oldukça zihin sağlığımızı koruyacak, aile aile ilişki ve birliklerimizi koruyabileceğimiz çok önemli. Bu dönemde en fazla önemli olan konulardan bir tanesi bu. Birazcık da sorumluluk almaktan kaçmamamız gereken bir dönemdeyiz. Bu üçünü koruyor koruyabilirsek akıl sağlığımızı koruruz diyorum. Şimdi geçiyorum koçlardan başlayayım o zaman. Hadi başlayalım. Şimdi koç ve yükselen burcu koç olanlar özellikle 4 Nisan'la 17 Nisan arasında doğmuş olanlar varsa onlar hayatlarıyla ilgili kariyer olsun, evlilik olsun, ilişki olsun. Yani hikayeleri neyse lütfen puzzle'ı onlar birleştirsin. Boşanmaksa evet doğru. Bu tutulma sonrası önümüzdeki 6 ay içerisinde bunu gerçekleştirebilir. Evlilik mi? Bu tutulma sonrası, 8 Nisan'daki tutulma sonrası hayatıyla alakalı her şeyi değiştirebilir. Her şey bir anda değişecek. Yani öyle ya şu an bir şey yok ki, bir şey olmuyor ki gibi değil. Bir anda gelecek. Bir anda bir şeyler değişmeye başlayacak ve yıllar sonra dönüp bu seneye baktığında koçlar diyecek ki benim hayatımın dönüm noktasıydı. Yani koç ve teraziler için de bu geçerli. Terazide de anlatacağım aynı şeyi. Şu an hayatlarının dönüm noktasını yaşıyorlar. O yüzden 4 ve 17 Nisan doğumluysanız bu alanda yaşadığınız olaylara dikkat edin ve hayatınızdaki o büyük değişimlere lütfen hazırlıklı olun. Kariyerlerinde işe girmek istiyorlarsa girebilecekleri. Belki bir kurulum yapıyorlar, bir şirket kuruyorlar, bir yer açıyorlar. Burayla alakalı belki de dönemleri diyebiliriz. Burada yeni başlangıçları olacak. Sadece para ve finansal anlamında en iyi bu yıl kazanacak burçlardan biri. Ekonomik açıdan Mayıs sonrası kazançları artacak. Ekonomik açıdan Mayıs sonrası yapacakları harcamalarla ödemeler arasındaki dengeleri çok iyi kursun koçlar. Burada kazançlarını iyi yönetsinler. Çünkü bu yıl en iyi yatırım yapabilecekleri sene. Yani birikim yapacaklarsa tasarruflu olmaları gereken senelerden biri. Gerçekten bir şeyler gelecek gelirken onu tamamlasınlar e, o akan şeyi e, kapatmasınlar. Belki diyecek ya borçlarım var onları ödüyorum yani ne kadar benim için iyi olabilir diye e, şu Onları da kapatabilecek gücü bulacak. Desteği bulacak, imkanlar bulacak. Çalışabileceği, ekstra işler alabileceği destekler bulacak. O yüzden koçlar için dönüm noktası diyoruz. Daha denilebilecek çok fazla bir şey yok koçlar için. Kendilerini tutulmaya hazırlasınlar. Onlar için gerçekten büyük bir dönüm noktası başlıyor. Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Bekliyorum dört gözlü. Onlar da dönüm noktalarını aslında 2022 ve 2021 senelerinde başladılar. Biz tutulmaları orada yaşadık. 2018 Mayıs mesela o zamanları düşünebilirsiniz. Hayatlarında Uranüs boğaya geçti ve o Uranüs boğa süreci çok acayip başladı onlar için. O şu an benim dinleyen tüm boğalar 2018 Mayıs sonrasındaki sürece bir baksınlar bir de öncesine baksınlar. Buradaki büyük değişimin yankılarını hissetmeye başladılar. Şimdi çok yine önemli iki gezegen Jüpiter ve Uranüs Boğa burcunda tam 21 Nisan'da kavuşuyor. Bu demek değil ki 21 Nisan'da a wow süper bir şey olacak 21 Nisan değil. Orada bir süreç başlayacak. Süreç yaklaşık bir 6 ay sürecek. Çünkü 22 tutulmayla. Nisan doğum günüm. Aa, tam sizin doğum <laughs> evet. gününüzün üstüne Çok güzel. Yeni bir proje, yeni bir iş. Mesela bunları da değerlendirsinler. Siz o dönemde ne başlatırsanız o büyür. Öyle bir şey varsa o size kazanç getirecek. İleriye doğru köklendirecek sizi. Özellikle boğalar mesela ya yani bir planım yok diyorsa hmm. muhakkak 21 ve 22 23 Nisan zamanlarına bir plan, plan içerisinde olsun. olsunlar ve adım atsınlar onları şansa taşıyacak bir şey. İş alanları, arka planda dönen konular, birçok personel, çalışan, çalışma arkadaşlarını elediler. Elemek zorunda kaldılar. Yani çok zorluk yaşadılar. İhanetler gördüler, hmm. yol ayrılıkları yaşadılar, sağlık problemleri çok yaşadılar. Özellikle böbrek problemleri olsun, mide sorunları olsun, operasyonlar geçirmek zorunda kaldılar. Yani böyle gerçekten hep görünmeyen, hep kontrol edilemeyen yerleri çabalayarak çözmeye çalıştılar. Şimdi bu sene Jüpiter Uranüsü kavuşmasıyla da sanki bir rövanş. Tamam bunlar bitti, şimdi yenisini inşa etmem lazım ama akıllandılar değişimi çok seven bir burç değildir. Değişmez. Koltuğunu sabit. bile değiştiremezsin. Yani <laughs> evet, sabit. Yani fikrini de, de çok değiştiremezsin. Yani gerçekten çok inanması lazım sana. Çok güvenmesi gerekiyor. Hele güveni çok yıkılmış bir boğa varsa onu hiç yani ölse de değişmez. Hiç umut çok umut doğru. sıfır. <laughs> Öyle. Umutsuz bak. Umutsuz çok ümitsiz baka. Bazen bir şey anlatırken boğalarla konuşurken burcu ne diyor? Boğa dediğinde tamam o bildiğini okur. <laughs> Pas. Her şeyi sorar sorar kendi bildiğini yapar. <laughs> <laughs> tabii evet, tabii aynen öyle. Ee, öyle bir özellikler oldu ama bu sene o kadar değiştiler ki. Şimdi hele ki bir tutulma olsun 8 Nisan sonrası. Şu an ışıklar yanmadı. 8 Nisan'dan sonra yanacak. Hadi bakalım. 8 Nisan'a kadar da herkese önerim, şahsi tavsiyem. Koçlar olsun, boğalar olsun bir şeye çok hızlı başlamayın. <laughs> Çok hızlı bir şeyler içerisinde olmayın şu an başlayacağınız şeyler böyle bir halüsinasyon gibi olabilir bir köşeye sıkışmışlık gibi olabilir e, iki tutulma arasındayız şu an yani 26 Mart'ta ay tutulması 8 Nisan'da bir güneş tutulması e, tamam aradayız işte şu an tam o ara eskiler der ya iki bayram arası düğün ha, olmaz doğru doğru Yani ben doğru. E, bunu doğru. hep i̇ki ona benzer. İki tutulma olmaz. arası astrologlar da Hiç diyor ki şarkı bekleteyim o zaman ben. <gülüyor> <gülüyor> tutulma arası değil mi? 8 Nisan arasıysa yapmayın. yapmayayım tamam. yapmayın. <laughs> bir de merkür retro oluyor. sizin tam güneşinizin üstüne gelecek. o yüzden böyle bir daha bir 25 Nisan mesela güzel bir tarih olabilir. gibi. Boğalar bu sene e, hayatları ilgili büyük değişimleri 21-22 Nisan'da kucaklasınlar ve orada lütfen bir şeyler yapıp harekete geçsinler korkmasınlar yeni adımlar atsınlar e, iş ortamlarını değiştiriyorlarsa çalışma yerlerini değiştiriyorlarsa değiştirsinler çünkü çok bunaldılar hmm. artık bazı şeyleri zorlamaktan vazgeçsinler değişim onlar için gerçekten kaçınılmaz olacak eğer siz değişmezseniz arkadaşlar özellikle boğalara söylüyorum bir şey sizi dışarıdan maruz bırakacak bu sağlık olur bu başka bir şey olur. Bir bakacaksın ya yapmak zorunda kaldım. Buradan gitmek zorunda kaldım diyebilirsiniz. İkizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Özellikle 5 ve 18 Haziran doğumluysanız hmm. onlar için gerçekten çok efsanevi bir zaman. Onlar da evlilik kararı almak. Nişan söz de olabilir. Yani hmm. Bir tık daha onların 2025'e kayabilir bu evlilik işleri, engeller karşılaşabilirler. Neden bunu diyorum? Haziranda Satürn ve Jüpiter karesi yiyecekler. Hmm. Jüpiter ikizlere geçecek. Jüpiter hmm. geldiği yeri genişletir, büyütür, çok şanslıdır, çok bereketlidir. Biz deriz hmm. ama e, biz onu şöyle görürüz. Birazcık sıkışacakları ve yepyeni sorumlulukların gelecekleri bir zaman ya fırsatlar gelecek. E, fırsat kolay mı gelir? Hmm. Gelmez. Yok, tabii ki. Yani fırsat, fırsatı keşfetmek bir zeka ve yetenektir. O dönemde ikizler eğer bunu kucaklayabilirse ki yetenekli ve zeki insanlardır. Bunu iyi kullanacakları bir mayıs ve haziran var. Diyelim ki kullanamadılar. Diyelim ki başaramadılar. O zaman orada tökezleyecekleri, zorlanacakları şeyler yaşayabilirler dönüp de bize Jüpiter ikizlere girecekti. Ne oldu ya? Biz hani şanslıydık. Astrolog hanım <laughs> sallıyor musunuz falan demesinler. Bu tamamen konunun sizinle alakalı olduğunu. Gözlerini açsın. Evet, benim bir fırsatı kaçırıyorum demek ki noktasını sorgulamaları gerekiyor. Hmm. Çünkü orada sizin bir fırsatı yakalamak istediğiniz için debelendiğiniz yer oluyor. Çünkü birçoğu işten ayrılmak istiyor istifa etmek istiyor, özgürleşmek istiyor, değişmek istiyor çünkü onların özgür bir ruhları var ve iletişim güçlerini yükseltmek istiyorlar. Belki diyor ki ya ben sosyal medyaya yatırım yapmak istiyorum ya da diyor ki ben konuşmacı olmak istiyorum. Yani kendiyle alakalı bir şey yapmak istiyor. Sahne zamanı doğru ama çok kolay olmayacağı gibi pes etmemeleri de gereken, sağlam temeller içerisinde gitmeleri gereken bir zaman. Para ve finansal alanında da şanslı olacaklar, kazançları artacak. Ekonomik anlamda Temmuz sonrası. Hmm. Temmuz'a kadar çok bir şey beklemesinler. Ee, orada bazı zorluklar yaşayabilirler. İlişkilerinde hayal kırıklıkları varsa, ilişkisel anlamda, hayal kırıklıklarına da biraz dikkat etsinler. Yani sabit, net ilişkiler içerisinde olsunlar. Hmm. Kaçmak için bir ilişki içinde olmasınlar. Hmm. Bu, bu çok önemli bir şey. Eğer kaçmak için bu dönemde bir ilişki dinamiği içindeseler, çünkü neden diyorum, Merkür retrolayacak. Hmm. Ne zaman? 25 Nisan'a kadar. Merkür kimin gezegeni? ikizlerin gezegeni. Bu yüzden de burayla alakalı çarpışabilirler. İkizler ekstra dikkat ediyorlar. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olanlar, yengeçler içinde 2020, 2019, özellikle 2020'ye bilgisini şu an belki 2020 deyince tüyleri diken diken olmuş olabilir. Diyordur ki aynalarım olacak falan. Hayır, değil. Ama <laughs> 2022'deki dersler, 2022'deki yapamadıkları şeyleri karşı karşıya kalacakları bir süreç başlıyor. Özellikle Haziran Temmuz 2020 Haziran Temmuz Ağustos'tan kopya çeksinler. Orada neler yarım kaldı? Orada ne hatalar yaptılar? Buradaki hataları yapmasınlar. Biraz dikkatli olsunlar. Yeni bir iş kurulumu, yurt dışı planları olabilir. Yurt dışında yaşamak, yurt dışında var olmak ya da global olmak. Yani illa evrensel olmak, dünyaya açılmak gibi kavramları da olabilir. Hani bunlar çok aileci dediğimiz, çok kendi kabuklarında yaşıyor dediğimiz bu figürler aslında daha fazla açılmak, daha fazla sosyalleşmek istedikleri de bir sürece gidiyorlar. Çünkü harekete geçirecekler, koç onları harekete geçirecek, cesaretlenecekler, güçlenecekler. İlişkilerde çok haksızlıklara uğradılar. İstemedikleri hayatların ya da istemedikleri işlerin içerisinde olmuş olabilirler. Burayla da ilgili şifalanacakları bir dönem başlıyor. Aslında onlara çok yarayacak bu tutulma, şifa kazanacaklar. Taşınma, yer değişimi olabilir. Eğer bir şey alayım, satayım, taşınayım diyorlarsa da biraz daha bu yılın eylülüne kadar dikkat etsinler. Plüton, Oğlak Burcu'na son kez geçiş yapacak. <laughs> sana göz ucuyla bakıyorum evet. oğlak. bir oğlak olduğun evet. için <laughs> Plüton oğlak burcuna son kez geçiş yapacak yengecin karşıtıdır burada da evlilik ilişki bitiremedikleri nafaka derdiyle uğraşıyordur uzun süreli bir sıkıntıyla uğraşıyordur çekişmeli bir boşanma yaşıyordur bir ortaklığı vardır mahkeme hukuksal sorunları vardır her neyse Bunlarla alakalı da orada son revanşını verecek, haklılığı ispatlanacak. Yani oradaki haklılığını eline alacak yengeçler diyebiliriz. Eylül'e kadar sabırlı olsunlar, işler yoluna girecek. Aslan ve yükselen aslanlar. Yükselin. Evet. Aslan ve yükselen aslanlar için de Plüton kova'ya geçti. İş ve çalışma belirlerini tamamen değiştirdikleri, ortamları değiştirdikleri. Ben hep şu örneği veriyorum aslanlar için. Aslandan köle olur mu diyorum olmaz olmaz doğuştan köle yapar <gülüyor> <gülüyor> bir yeni bir bakış açısı getirdiği için ya evet yani olmaz köle yapar aynen öyle şimdi lider ruhlu insanlar Tabii ki uzun süredir Plüton onların kölelik, onları kölelik noktasında çalıştırdı. Zorladı, yordu, yıprattı. Yetenekli insanlar, doğuştan yetenekli Güneş'in insanları. Güneşe çok yaklaşırsanız ne olur? Yakar. Yakar. Uzaklaşırsanız ne olur? Üşürsünüz. Yani onların varlığı aslında etrafta her zaman sizi onurlandırır, rahatlatır ama Yaklaş. yakar da. Yani oradaki mesafesini hep korumanız gerekir. Şimdi uzun son 6 seneleri böyle geçti. Son 6 sene Aslan ve Yükselen aslan, Aslanlar için çok zordu. Bu süreçte 7 Ağustos ve 20 Ağustos doğumlular varsa hayatlarındaki mucizevi değişime hazırlıklı olsunlar. Kariyerlerinde özellikle. Hmm. İşe girme, yeni bir şey başlatma, uzun süredir ocaktan beri bitmeyen işleri mesela. ya Sonuç alamıyor, atanacak atanamıyor. Bir şey bekliyor belki. Sonuç alamıyor bir türlü. Bunun sonucunu alabileceği. Bir Merkür Retrosu da olacak onlar için. Merkür Retrosu'nu da birazdan kimlere yarayacak, kimlere yaramayacak onu da küçücük ekleyeceğim. Onlar için, Aslan Bursa için çok güzel olacak. Lütfen 7 ve 20 Ağustos doğumluysanız ekstra yapacağınız projeleriniz, işleriniz varsa harekete geçin. Evet. Evlilik, ilişkiler, yeni biriyle tanışabilirler. Hayatlarına yeni birini alabilirler. Aşk hayatlarıyla ilgili heyecanlı olaylar yaşamaya açık bir süreçteler. Duygusal dünyalarıyla ilgili çünkü artık hazır hissediyorlar kendilerini. Ve ihtiyaçları da var. Sevgiyi çok severler. Evet. Onlar için iyi olacak diyebiliriz. O zaman geçelim Başak ve Yükselen Burcu Başak olanlara. Başaklar için de bu özellikle Ocak'tan beri yani Ocak'ta demeyelim Kasım 2023'ten beri çok belirsiz giden işler var. Yani o kadar her şey belirsiz gidiyor ki Kasım'dan beri bir tam oturmayan bir şeyler vardı. Şimdi sonuç alıyorlar. Yani bu 8 Nisan'daki tutulma olduktan sonra ama yani şu an değil. Belki yurt dışı ile alakalı işte bir yer olabilir, yatırım yapacağı bir yer olabilir, kendini güvencede hissedebileceği bir yer olabilir. Bir şeyi almak için bir çaba sarf ediyorlar ya bir projeyi almak için çaba sarf ediyorlar ama hep engel, hep bir şey çekiyor sırtlarından onları. Şimdi Jüpiter Uranüs Boğa'da kavuşacağı için bir toprak elementi, Başak da bir toprak, güçlendikleri bir Nisan ve Mayıs var. Ne yapıyorlarsa Nisan ve Mayıs'ta yapsınlar. Yani nasıl harekete geçiyorsanız Nisan ve Mayıs sizin harekete geçme zamanınız. Nisan 8 Nisan sonrası kara, bir herhangi bir konuda kararınız çıkar. Sonuç alırsınız. Nisan'da ve Mayıs'ta da basıp geçsinler. Gerçekten çok şanslı etkiler içerisinde olacaklar. Oradaki o enerjiyi iyi kullansınlar. Kazançlarını da arttıracaklar. Sadece bu dönemde böyle iletişimsel kazalara, yanlış anlaşılmalara, daha dikkat etsinler, arkadaş çevresi, sosyal ilişkilerde yanlış anlaşılmalara dikkat etmeleri gereken bir zaman başaklar için. Geçiyoruz o zaman terazilere. Geçelim. Terazi ve yükselen selam var mı terazi sanıldıklar. Bir düşünüyorum. Ben burada seni dinlerken şu anda. Sen hepsini geçiyorsun. Teyze, oğlak bu. Geçiyor. Evet, evet, evet. Tabii çat 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 gidiyordum. Evet. Biliyor musun böyle film şeridi gibi. Bir de unutma. Boğaç mı? Evet. Terazi. Yukarıda terazi var. Boğaç <laughs> terazi. Evet. Okey dinliyoruz terazi. Terazi gibi. ve yükselen burcu terazi olanlar. Teraziler için de şöyle bir süreç dönüm noktası dedik koçlar için. Aynen bir dönüm noktası. 25 Mart zamanlarında bir ay tutulması yaşadılar iki gün önce. İki günden beri hayatlarında e, çok kadersel anlam veremedikleri garip ve tuhaf duygular içerisinde hissedebilirler. Bu şu da olabilir. Genelde o burcun tutulması olduğu zaman ben kişilere her zaman öneririm. Böyle kazadan, beladan çok uzak kalmaya, çok risk almamaya, çok hedef olmamaya dikkat edin. Çok temkinli olun. Örnek vereyim. Terazi Burcu bir arkadaşım vardı mesela. Dedim bak tutulma var. Çok dikkatli ol. Bu iki gün kendine dikkat et. Terazi Burcu'sun güneşin üstünde oluyor falan derken. Sohbet mi? Tamam dışarı çıkmayacağım olmayacak dedi. Arkadaşı geldi eve köpeğiyle birlikte. Köpek bir kız. Köpek ısırdı ve hiç ısırabileceği bir köpek değil yani arkadaşı çok, kendi şok ee, dedi, hani aşılı bir köpek hiçbir şey olmaz falan dediler ama yine doktora gitme ihtiyacı hissettiler. Bir, bir kanaması oldu ve dedi ki durduk yere bak durduk yere dediğin Hı, şey bu herhalde ee, tamam bundan sonra ev misafir de alacağım bundan sonra dedi, anladım demek istediğini hiç görüşmeyeceğim o dışarı evet. çıkmıyor. Ama bir etken geliyor sizi. Olacağı e, varsa Ya yani kaçamazsa. Olacağı varsa oluyor. Bu engel olabileceğiniz bir olay değil. Kesinlikle. Ama idrak Kesinlikle. edebileceğiniz bir olay ya. Yani. İdrak etmek çok değerli zaten sistemde biz bunu yapıyoruz şu an. O yüzden hani kaçmak değil ama risk almasınlar. Çok e, hedef olmasınlar. Bunlara hmm. dikkat etsinler. Ortaklık bitiriyorlar evlilik bitiriyorlar teraziler. Birçoğu da evleniyor. Mesela ünlülerden de teraziler. Ebru Gündeş terazi, ha. Burcu Esmer Soy terazi, evet. mesela Hadise terazi, ha. Akrep arasında gibi onların da ilişkileriyle ilgili birçok teraziden duyacaksınız. Hani güncel anlamda da etrafınızı gözlemleyin. Ha. Bu senenin en çok duyacağınız. Koçlar mesela işte koçların boşanmaları, ayrılmaları, koç figürlerini de çok duyacaksınız gibi. Ee, ...onlarla alakalı konular da çok böyle pik yapacak... ...bu önümüzdeki bir sene boyunca... ...hoç ve terazi ünlülerin listesini çıkaralım... ...evet aynen hmm. bir çıkartın... ...kim evleniyor, kim boşalıyor... ...iki sene sonra bunlar böyle bir tik... <laughs> <laughs> evet, yani. ...tamam bu okey, bu olmuyor... ...astroji çalışıyor mu... ...analizini yapar, oğlaktan beklerim... ...akrepte de derinleştirir tamamdır yani... Evet. E, teraziler bu konuda bitir, bitirme konusunda korkmasınlar. Teraziler çok korkar Müge. Yani hmm. bir şey bitirmekten çok korkarlar. Onlar Aa. için bir kabustur. Onaylanmamak kabustur. Onlar hayır diyemezler. Ama terazi cinneti diye de bir şey vardır. <laughs> Çok da güvenmesinler böyle. Ona bitiremem, buna bitiremem. Eyvah. Hiç olmadık bir yerde de bir krize girerler. Neden? O denilmemiş olanların krizidir o. Ha. Teraziler lütfen ve lütfen bu tutulma sonrası önümüzdeki 6 ay hayatları o kadar önemli ki sınır çizin. Hayır deyin. Bunu lütfen yapın. Burayla alakalı kazançlarını, parasal finansal konularını çok arttıracakları bir zamandalar. Hmm. Şansları ve döngüleri değişiyor. Dönüm noktasındalar. Kaderleri değişiyor. Her şey mümkün. Yani boşu boşuna onu olur, bu olur falan demeyeceğim. Hmm. Bu hikayenin içerisinde her şey mümkün. O yüzden bu hikayenin içerisinde ya peki ben taşınır mıyım ya falan değil. Tutulmalar 8 Nisan koç tutulmasından sonra evet ya evliliğim kötü gidiyor boşanır mıyım? Evet çok açıksın olabilir ona hmm. göre davran. Tuttukları gibi atarlar. E, tabii evet ha. yani tutulduktan sonra sıçrarsın ne olduğunu hmm. anlamazsın. Olabilir mi gibi bir ihtimali varsa hayatında evet olabilir. Yani Bu sorunun cevabı bu öyle baksınlar. Her olasılıkları ihtimalleri çok yüksek. Bir akrep için çok demem ama bir terazi ise bir koçsa bu dönem için derim. Dikkatli. O yüzden dikkatli olsunlar. Akrep ve yükselen burcu akrep olanlar. Evet müge geldi. geldik müge. Hızır manlı dağlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten son iki Ay. sene son iki sene yani, akrep, akrep ve boğalar yaşadı tutulmaları. Evet, Dört yani, üniversite biz. <laughs> <Aynen. gülüyor> Teşekkür ederim. Ben şimdi de şimdi şey, ya soruyorlar koçlar ve şeyler işte teraziler. ya bize ne olacak? Hani doktora demişler ya damdan düşmüş adam <laughs> bana damdan düşeni getirin halimden o, <laughs> o anları biz de akrep ve boğalara soralım koç ve teraziler gitsin sorsun yani be. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> siz boğalar ve akrepler olarak o son iki seni anlatın ki koç terazilere bir şey olsun hazırlık Yok, olsun. Hazırlık <gülüyor> <etmez>. <gülüyor> evet gerçekten ihanetler deseniz yalan dolan deseniz zorluk deseniz kazalar sıkıntılar diyorsunuz. evet yani gerçekten ya. hayır olumsuz olan ...haksızlık olan, aslında hak etmedikleri birçok şey yaşadılar ama bunu niye yaşadılar? Yeni bir kabuk oluşturmak için. Akrep de değişmez Müge. Değişmez. Boğa da değişmez. Evet. Bildiklerini, bunu kabul, gerek. Tabi, yani bunu kabul edelim. Tabii ediyorum. Yani bunu kabul edelim. Değişmez. Bazen değişmeniz lazım. Başka bir şey olması gerekiyor ki o dinamik bir şekilde devam edebilmeniz. Yeni denizlere açılmanız gerekiyor. Yeni dünyalara açılmanız gerekiyor. Akrep ve Boğa bunu yapmaz. Akrepler evliliklerinde de böyledir. ilişkilerinde de o kör kuyudadır. Boğalar da biraz öyledir. Ama orada kaybolurlar. Ya ya benimsin ya kara toprağın fikriyle. <laughs> Gerçekten yani o noktada çünkü başka şansı yokmuş gibi davranır. Bilir başka şansı var, olasılıkları var. Bunu biliyor. Ama artık orası bir fanatizme dönüyor onlarda ilişkilerde. Mesela işte oturuyorum. Bir Gözüne koçu... perde iniyor. Evet evet bir perde iniyor bir şey oluyor kaybedemem diyor. Koç ve terazide bunu yapamazsın bak. Koç ve terazi için bu mümkün değildir. Bir koça diyeceksin ki ya ben eski ilişkimden biri aradı beni. İyi e, aradıysa ona git der. Tamam git görüş onunla görüş der mesela. Boğa akrep delirir. Aradı mı? Görüşecek mi? Buluşacak <laughs> mı? Akşam telefonuna bakmam lazım. Falan diye çatlar. ben koç... koç gibi. Tepki <laughs> sen, de de evet. sen, de, sen de aslanlık var. Sen, de, serdi aslanlık var. Dese de gururundan El, ya. sonra öyle demiyorsun. Değil mi? Evet. Yürü git dersin. Evet doğru. Ama evet. şey ha. ilk zamanları işte akrep tabii. ve boğaların birazcık doğru. o enerjileri <laughs> yüksek. Onun neden? Onu tespit edecek ve onu yüzüne vuracak evet. ve oradan öyle ya, şey Öyle rahatlayacak. Ha. Yani, tabii çekilme şeyi odur. Şimdi akrepler bunu çok yaptı son iki sene. Yani son iki sene kendilerine de çok yaptılar. Çok sorumluluk aldılar ve sorumluluk almayı bir artık hobi haline getirdiler. Ya senin sorumluluğun değil ki kardeşim. Sen almaman lazım. Ne yapıyor? Olsun ben hallederim. O yeter ki mutlu olsun. Derken derken şişmiş durumdalar şu an. Akreplerde, boğalar da. Ama şimdi her şeyi bilmek istiyorlar. Her şeyi bilmek istiyor. Ya ben bu nereden geliyor bunu bilmek istiyorum. Sen nereden gidiyorsun onu bilmek istiyorum. İlk kez hayatlarında bu evreye gittiler. Yani bir güven noktaları çıktı. Artık güvenmekten çıktılar ruhsal anlamda. Şimdi bu sezonda özellikle bir şey inşa ediyorlar. Yeni bir şey başlıyor. Ya ev inşa ediyor olabilir, evi kentsel dönüşüme gidiyor olabilir, bilmiyorum ya da bir iş inşa ediyor olabilir, bir proje inşa ediyor olabilir ama artık yeni bir şey. Gelenekleri yıktılar, bitti. Eski akrepler, o eski boğalar gerçekten kalmadı. Yeni bir süreçteler çok iyi kazanacakları da bir zaman başlıyor özellikle akreplerin kazanç sistemlerini oluşturdukları bir dönem başlıyor. Sadece Temmuz'la Ağustos zamanlarına biraz dikkat etsinler. Orada gelen ortaklıklar, gelen konuşmalar, Hayatlarına gelen insanlara çok fazla itibar etmesinler. Vaatlere çok inanmasınlar. Hı. Oradaki o aralar çok dikkat etsinler. Bu tutulmayla birlikte 26 Nisan'la mesela özellikle 21 Mayıs arası ne başlatacaklarsa Hı. başlatsınlar. Sosyal alanlar, sosyal medya, dijital, üniversiteler, üniversitelerle alakalı konular. E, burada çok güzel kararlar verebilirler. Yani... Daha toplumsal olaylara eğilmeleri onları iyi hissettirebilir. Hmm. İş ortamlarında zaten eski çalıştıkları o iki son iki sene olan hani çalışanları varsa, çalışma arkadaşları varsa hepsini unutsunlar, hmm. sıfırdan kursunlar. Çok vazgeçemezler. Ama artık vazgeçsinler, vazgeçmezlerse onlar vazgeçmeleri için bu sezonda elinden geleni yapacak. Hmm. Sıfırdan güzel dostlukla ayrılıp tertemiz yepyeni hiç tanımadıkları insanlarla hareket etsinler. Tavsiyem bu yönde onlara. Yay ve yükselen burcu yay olanlar için de çok hareketli bir dönem. Son bir senedir köle gibi çalışıyorlar, deli gibi çalışıyorlar. Ne varsa yapıyorlar, ellerinden ne geliyorsa çaba sarf ediyorlar. Şimdi yay ve yükselen burcu yay olanlar için sadece şunu söyleyebilirim. Ee, Jüpiter Mayıs'ta ikizlere geçecek evlilikleri, ilişkileri, ortaklıkları sıkıntılıysa alttan almayı, daha sakin kalmayı tavsiye ediyorum. Daha anlaşılabilir olsunlar yaylar. Yeni bir şey keşfediyorlar, yeni bir yolculuğa, yeni bir işe çıkıyorlar. Terfi etmek, terfi bekliyorlarsa 21 Mayıs'tan sonra terfi edebilirler. Bir atama bekliyorlarsa, devletten bir hukuksal işleri varsa onlardan sonuç alabilirler. Önemli bir zaman içinde olacaklar. Sadece ikili ilişkilerde, bir de aile sorumluluklarında <laughs> Gereğinden fazla aile çok yüklenebilir. Aile evinle ilgili problemlere çok maruz kalabilirler. Bunlara biraz dikkat etsinler. Özellikle bu 8 Nisan tutulması ile birlikte en fazla yarayacak burçlardan biri olumlu ve pozitif yaylar olacak. 6 Aralık 19 Aralık. Doğumluysanız eğer bir yay burcuysanız hayatınızla ilgili en radikal, en marjinal, en önemli kararları vereceğiniz yeni adımlar atacağınız ve tanınırlılıklarının da ortaya çıktı, bilinirliliklerinin de ortaya çıktı. Önemli bir süreç onları bekliyor. Şimdiden hazır olsun yaylar ve yükselen yaylar. O zaman geçelim. Oğlak. Oğlak. Hadi. <laughs> çektik yani lütfen. Aman. evet Bak evet çok dün ya, de yazdım sana. Ya. Güzel şeyler bekliyor. Evet. bekliyorum. <laughs> İki oğlak <laughs> <arada gülüyor> Mobikle. Bir evet. yer daha bir de eşim. Evet. İkisi <laughs> bir oğlak. Çok yani yönetmen de oğlak. Evet. Oğlakların arasında kalmışım. Olak oğlak candır. Evet. Ya, Aa, sen, oğlak. olak. Oğlak. Oğlaklar Ama işte şey evet, büyük evet. şanstır olak. Evet, gerçekten şanslı. İyilerdir olaklar. olan. Ama tersine gelirsen o suratı görmemek için. <laughs> Biliyorum tersi. Ya, o suratı var ya o suratı çekmemek için. Ha. Yani böyle boş duvara baksam daha iyi dersin. Yani duvar daha güzel bakıyor herhalde derse öyle bir duvar olur ki sana inanamazsın. E, Oğlakların o karakteri, yapıcılığı e, ve özellikle sevecenliği aslında yani hep soğuk derler ama çok dürüst bir sevgileri vardır. Dürüsttür, nettir. Seviyorsa seviyordur, sevmiyorsa da sevmiyordur. Bu nettir. Herkesin aradığı bu değil mi dürüstlük? Tabii. Yani birçok burç grubunda tabii olması gereken bir şey ama herkesin fıtratı çok farklı olduğu için hani oğlak bunu yapamaz. Hani diğerleri biraz daha oynayabilir ama ihtimali var. Oğlak da bunu hiç eğitemezsin. Yani dümdüz konuşur, dümdüz öyle bir enerjileri vardır. Çok zor yıllar geçirdiler. Son toplasan 20 yıllarında Plüton Oğlak'taydı zaten. Dönüş, değiş, bambaşka biri ol, yepyeni bir insan olmaya çalış derken zor bir süreç. Şimdi Plüton artık onlarda değil. Geçmiş olsun. Çok ferahladıkları. Gerçekten de son Mart ayından sonra işlerinin güçlerinin açıldığı, bir şeylerin daha iyi döndüğü, daha fark edilebilir oldukları, emeklerinin karşılığını aldıkları bir zamanı zaten hissediyorlar. Bir öyle çok çevremde oğlak böyle. <gülüyor> öyle. <gülüyor> çok Aşağı. çektik mi <laughs> Lütfen. Şu Vallahi Şu an ]ıyorum. böyle nefes almadan dinliyorum. Yani gerçekten zordu. Şimdi ama ee, o şeyi hissedecekler. Yani ne yapsam elimde kalıyor diyen oğlaklar ya o elimde kalan her şey iyi ki elimde kalmış. Şimdi bambaşka bir şeye gidiyorum dedikleri bir süreçler. O yüzden çok şanslılar ve çok e, keyifli bir süreç olacak onlar için. Bu dönem özellikle 10 Ocak'la böyle 15 Ocak arasında doğanlar varsa onlar için çok değerli, çok önemli olacak. Yeni bir başlangıca, yeni bir noktaya ilerleyecekler. Evlilik, ilişkiler, duygusal dünyaları bunlarla da ilgili yeni kararlar alabilirler. Eylül çok önemli. Eylül hmm. ayına dikkat ediyorum. O Eylül gelince konuşuruz artık. Olacak. <laughs> 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 Sen var? nota. Evet. Eylül'de bakarız neler Eylül e oluyor. Alacağız. Ha, evet. Bakalım. Evet. Eylül olsun, Eylül olsun. <laughs> Şimdi Şimdiden almak. Tabii lazım. Yani ilişkilerle evet, her gün ilgili. Artıyor. Evet. Evet. <laughs> i̇lişkilerle ilgili de e, çok farklı konular, çok farklı insanlarla tanışacaklar, çok farklı kararlar verecekler bence. Yeni başlangıçlara doğru çekileceklerini düşünüyorum. Parasal ve finansal konulardan en şanslı ayları Mayıs olacak. Bu güneş tutulmasıyla birlikte cesur olsunlar radikal kararlar versinler yani hiçbir şey hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapsınlar gelenekleri yıksınlar gelenekçi insanlar sonuçta finalde evet. ne olursa olsun verdikleri karar hep gelenekseldir evet. yani onu yapamıyorlar onu aşamıyor ama ilk kez bu sene yapıyorlar hmm. yapacak gücü de buluyorlar o gelenekler yıkılıyor yeni bir başlangıca gidiyorlar oğlaklar için şanslı sadece yapmaları gereken şey cesur olmaları çok basit sistem yardım edecek yürütecek onları. Hadi bakalım. <laughs> Hayırlı olsun. Kovalar. Amin cümlemize. Kova ve yükselen burcu kova olanlar. Kovaların da çok zorlandığı bir satürnün dönüşü geçirdiler. 2021'den beri kova var mı aramızda bilmiyorum ama tanıdıklarınız varsa biri düşünün. Var. Zor sağlık sorunları olsun, hiç beklenilmeyen olaylar olsun. Gerçekten zor bir dönemden geçtiler. Şimdi Plüton da oraya geldiği için çok korkuyorlar. Diyorlar ki ay Gül Satürn'den bunu çektik. Plüton geldi arkasından 20 yılda o kalacak. Ne olacak biz yaşamayalım söyle <laughs> peşin peşin diyenler var. Öyle bir şey değil bu. Satürn'ün geçtiği ve taradığı bir yerden zaten herhangi başka bir gezegen geçtiğinde yol açılmıştır. Yani o gezegen geçişi çok temiz geçer, çok güzel geçer, ödüllü geçer hatta. Bir kere yol açmak başkadır, sonra arkadan gelen arabalar daha rahat evet. geçer. Bu hep böyledir. Gezegen geçişleri de aslında böyledir. Bir gezegen geçer, oradan neyin yaşadığı o yüzden önemlidir. Şimdi kovaların çok rahatladığı bir süreç olacak. Daha feraha erişecekler. Sadece ve sadece e, Eylül'e kadar verecekleri kararlara dikkat etsinler. Eylül'e kadar nasıl adım atmak istiyorlar? e, iş değiştirmek, yeni bir şeye başlamak Eylül'e kadar çok tavsiye etmem. Belki çocuk sahibi olmak istiyordur. Bununla ilgili gelişmeler deneyebilir, yapabilir. Ne zaman? Mayıs ayı güzel. Hani evlat sahibi olmak, aile kurmak, evlenmek gibi duygular tetikleniyor olabilir. Çünkü Plüton oraya geçti. Bu Bunu tetikler. İlk geçişte hemen sorgularsın. Ya çocuğum mu olsun, evleneyim mi? Bu duygular böyle bir gelip geçebilir. Bunları yaşıyorsa kişi biraz daha dikkatli olsun. Hani yanlış kararlar vermesin. Ee, taşınmak ülke değiştirmek yer değiştirmek bunlarla ilgili kararları varsa bu da şanslı ama dediğim gibi Eylül'e kadar hmm. iyice değerlendirsin pişman olmaması adına Eylül'e kadar diyorum çünkü başka bir fırsat karşılarına çıkabilir. Burada da şanslı etkileri var diyebiliriz. E, evlilik ve ilişkilerle ilgili çok zorlanıyorlarsa, hukuksal problemleri varsa onlar da özellikle Nisan'ın sonunda çözülebilir. E, mümkün oldukça 1 ile 25 Nisan arasında pek bir hareket etmesinler. Yani Merkür Retrosu olduğu için söylüyorum biraz daha dikkatli olsunlar. Balıklara geçiyorum. Balık ve yükselen burcu balık olanlar. balıklarda da Satürn balıkta ilk girişte söylemiştik. Satürn balıkta iki yıllık bir hikayeleri var. Hayatları büyük bir değişim dönüşüm içerisinde. Zaten bu Şubat'tan beri hatta Ocak'tan beri ne çektiklerini onlara soralım. Hmm. Bir de 10 Nisan'da Satürn'le Mars kavuşacak e, balık burcunda. Hmm. Bu iki gezegenin kavuşması onların hayatlarında yepyeni bir başlangıca mecbur bırakacak. Yani bir noktada şöyle düşünün. Okula başlamayacağım, okula gitmeyeceğim diyen bir çocuk gibi Hı. ya okula gitmem lazım artık işte 7 yaşındayım. Hı. Yani bitti. Bir mecburiyet, bir mecburiyetleri var. Şu an o mecbur oldukları şeyi hala görmek istemiyorlarsa lütfen görsünler. Bunu sevip, kucaklayıp dönüştürmeleri gerekiyor. Bunu öğrensinler. Bu evlilik olur, çocuk olur, iş olur, ülke değiştirmek olur, şehir değiştirmek olur. Bilmiyorum hikayeleri. Herkesin hikayesi farklı. Ama buradan alacaklarım mesaj. Bir dakikaya hayatımın en önemli dönemindeyim ve çok düzgün bir karar vermem lazım. Bunun içerisinde bu kararı verirken muhakkak dürüst olmaları gerekiyor hem çevrelerine, asla bir katakulye içerisinde olmamaları gerekiyor. Olursa çok pis ayaklarına dolaşır. Yani bu genelde hep böyledir ama evet. bu açılar ve bu yıldızlar altında böyle bir şey yapma ya da tetiklenme noktası çok güçlü olur insan bir kötüye çekilir. Yani hmm. çekilebilir bu yıldızlar altında. Sonra da döner der ki benim basiretim mi bağlandı ya. O gün ben niye bunu yaptım? İşte o gün o gün. O basiretiniz bağlanabilir. Dikkat Uyanık edelim. olun. Çevrenizden yardım alın. 10 Nisan 15 Nisan arası istifa ediyorum. Ben gidiyorum. Bana iftira atıldı. Şu oldu gibi ifadelerden değil. Hep böyle eli dolu olsun, altı dolu olsun. Bir şey yapıyorsa imzalı olsun. Bir yere gidiyorsa birilerine haber vererek gitsin gibi. Destekli, bilinçli ee, daha dikkatli ve özenli davransa, hayatın her alanında bu geçerli. Yani hep böyle örnekler veriyorum daha kolay anlıyorlar diye. Hmm. Atıyorum işte e, bir şey yiyeceksindir. Dışarıda zehirlenebilirsin. Bu bir ihtimaldir. Hiç tanımadığın birinden başım ağrıyor der. İlaç verir sana. Bambaşka bir şeydir o. E, kötü Daha kötü bir maddedir. Hiç bilmediğin bir şekilde vücudunu alırsın gibi. ya yani Olumsuzluklar açısından hmm. çok daha yüksek bir farkındalığa ihtiyaçları var. Balıkların hmm. önemli ve hayatlarında en kazanacakları en para kazanacakları sürece gidiyorlar. Buna ha, da hazırlık ya. olsun. Oh, maşallah. Bir sene sonra çok başka, başka şeyler konuşacaklar. Öyle güzel, adaletli Anlat. dağıttı ki koçtan evet. balığa kadar seyircilerimiz benimki uzun oldu, benimki kısa oldu, benimki geçmedi deme <laughs> Baksın şansı. Baksın özellikle yorumlara. Hepsine. herkes çok evet, doğru. herkes mutlu güzel, harika, herkes mutluluklarımız mutlu not yazdı, aldı. Evet. Reklama gidiyoruz ama söylediklerimiz bitmedi gerize. Evet, tabii ki dönüyoruz. <laughs>